Ripple yatırımcılara dikkat. Ölüm kesimi kapıda şeklinde tabii haberi görüyoruz. Biz de üzerine şöyle bir konuşacağız ve tabii buradaki genel söylem, ifade ve mevcut hani vaziyetleri tabii dediğim gibi göz atma gayreti içerisinde olacağız. XRP'den konuşacağız yani. Bu arada izleyenler hem beğenmeyi hem de abone olmayı unutmasınlar lütfen. Bunların önemli olduğunu hatırlatarak söze başlayalım. Bunları yapın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoya beğeni bırakan ve kanalda abone olan herkese diye altını çizelim. Durum bu şekilde. İsteyenler tabii ki Facebook üzerinden takip edebilir. Ve veya katıl butonu üzerinden üye de olabilir. Bunların linki de açıklamalar bölümünün en alt kısmında bulunuyor. Dediğim gibi isteyenler gerçekleştirebilirler. Ölüm kesimi kapıda diyor. XRP tarafında tabii maalesef aslında diyeyim bunun çok fazla bir şey yok. Yani Golden Cross, Dead Cross gibi ifadelerin çok fazla bir anlamı yok. Bu kimi zaman çeşitli varlıklarda bir anlam ifade edebilir. Örneğin işte ya diğer pek çok kripto para biriminde bir anlam ifade ettiği iddia edilebilir. Dead Cross hareketinin. Neden? Çünkü genel olarak tabii fiyatlamadaki bir farkı gösterir. Ve özellikle daha çok yatırımcılar bu gibi hareketlerden korkarlar. Dolayısıyla daha fazla çekilmeyi de beraberinde getirdiği esasında görülmüş iştir. Onu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir muhabbet var. XRP için neden çok bir anlam ifade etmiyor Dead Cross geliyor olması? Çünkü XRP zaten hep benzer hareketler, benzer istikrara sahip hareketler yaptığı bunları sürekli gösterdiği için zaten fiyatları hep aynı ortalama. Mesela al 2022 Eylül'den bu yana örneğin sürekli bir Dead Cross yapıyor, bir Golden Cross yapıyor. Al Golden Cross, Dead Cross. Tekrar Golden Cross, tekrar Dead Cross. Sonra yine Golden Cross. Bir süre devam ediyor. Dead Cross, Golden Cross. Dead Cross, yine Golden, yine Dead Cross. Şimdi sonra Golden Cross, şimdi yine Dead Cross geliyor. Ya kaç tane saydım? Tamam, yani o yüzden yani her birinde bir sansasyon olacağı düşünülse ulan bu fiyatlar niye hep aynı değil mi? Yani dolayısıyla ya burada tabii daha işin doğrusu daha radikal dediğim gibi açılımlar yapabiliyor işin doğrusu bu tarz kripto para birimleri diye ifade edebilmek gerekecektir. XRP Litecoin'de de mesela Bitcoin Cash'te de tabi zaman zaman çok ciddi hatta patlamalar, ralliler hatta olabiliyor olsa da bunlarda da genelde fiyatlar aşırı istikrara yatkındır. Haberiniz olsun. Yani bunlar da fiyatlarda çok fazla yataylık gösteren kripto para birimleridir. Onu da bir kere daha söylemiş ve durumun altını çizmiş olalım tekrardan. Hani bu yatay hareketler çok görülür. Dolayısıyla XRP coin'de Dead Cross yaklaşıyor diye aslında az önce görmüş olduğumuz haberde diyelim ima edildiği yani bu durum az önceki gibi haberde ima edildiğinin aksine fiyatların çökeceği dip yapacağı artık nasıl telaffuz ederseniz veya sert düşüşlere maruz kalacağı anlamına gelmiyor. Daha önce de önceki videolarda da bahsettik. 11-12 Eylül tarihlerinde biliyorsunuz ki ABD verileri açıklanacak TÜFE ve ÜFE. Ve şöyle bir durum var maalesef. Şu anda fiyatlama yapabilmesi açısından tam olarak doğru bir zaman diliminden geçilmiyor. Hani şey yok çünkü bir tahmin yok tam olarak.
piyasalar gerçekten hangi noktanın geleceğini veya gelmeyeceğini diyelim anlayabilen bir vaziyette değil. Yani böyle bir durum söz konusu. Haberiniz olsun. Hani tüfe ve üfeye dair bir şey yok ortada. Net bir veri yok. Ne engellebileceğine yönelik. Bu da piyasalarda bir soru işareti ve tekrar söylüyorum fiyatlama doğrultusunda çok ciddi bir ağırlık getiriyor. Dolayısıyla tüfe ve üfeden sonra piyasa ciddi şekilde bir fiyat farklılığı enterese eden hareketler diye söyleyelim gösterebilir. Haberiniz olsun. Böyle de bir durum var, böyle de bir gerçeklik var şeklinde ifade edebilmek lazım geliyor. Mevzu bu. Özellikle yaklaşan önümüzdeki günlerde, bakın bu da çok önemli. Önümüzdeki günlerde 51,7'lere kadar düşüş noktasında ben kredi sağlamak gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu normal karşılamak gerektiğini düşünüyorum şeklinde de durumun altını çizmemiz lazım geliyor. Bu da şu an alınabilir mi? Alınabilir. Dediğim gibi 51,7'lere kadar olası çekilmeleri normal karşılamak şartıyla ancak bu tarz alımlar yapılabileceği görüşündeyim diye ifade etmekte de aynı zamanda fayda var. Durum bu şekilde yani. Onun haricinde öyle korkunç bir, tekrar söylüyorum, düşüş olmayacaktır. Özellikle fiyatlamada farklı hareketler görülebilme ihtimali de aynı şekilde yüksektir diye bir kez daha durumun altını çizmek gerekiyor. Bunlar da dediğim gibi çok önemli konular. XRP'yi alan yatırımcı da açıkçası birazcık yine ne yapmak zorunda? Her zaman temkinli davranmak zorunda diye de tekrar durumu ifade etmemiz lazım. Ve genel olarak sabretmeyi maalesef aynı şekilde bilmesi de gerekiyor. Durum böyle, hani yapacak bir şey yok. Bazı konularda bu tarz olaylar tekrar söylüyorum gerçekleşebiliyor. Yani ne diyebilirim bilmiyorum daha da başka. O yüzden süreci iyi takip etmek lazım. Devam edeceğiz XRP değerlendirmeye. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.